bir kişiye her şey azim ve nefsane arzuları dahil ile elde edilir. Yani bir azmedecek, Allah-u Teala'nın bir başarısını bir şeyde kendisini muvaffak kılmak istiyorsa onu ne yapacak? Bir azmedecek, sonra nefsine muhalefet edecek. Kim diyor? Eğer bunları yapmak istiyorsa muhasebe şu diyor, 10 tane haslete aralıksız tatbik etmesi gerekir. Şu 10 tane haslet. Birincisi, ister doğru, ister asılsız, ister kasten, ister hataen olsun, hiçbir zaman Allah'ın adına yemin etmeyecek. İster bilerek, ister bilmeyerek, ister kasten, ne olursa olsun Allah'ın adına yemin etmeyecek. İkincisi, yalandan sakınacak. Bir şey yalan üzerine bina edilmez. Yalandan her durumda sakınacak. Üçüncüsü, vefakar olmak imkan dahilinde bulunduğu sürece ahdinden dönmeyecek. Söz vermişse dönmeyecek. Fakat diyor mümkün mertebe vaatte de bulunmayacak. Yaparım, ederim demeyecek. Söz verdiyse mümkün mertebe o sözü yerine getirecek. Fakat gücü yettiği kadar elde ne yapsın? Söz vermemeye gayret etsin. Dördüncüsü, zulüm bile yapmış olsa hiçbir kimseye lanet okunmayacak. Yani zulüm bile yapmış olsa, bir kendisine zulüm etse bile mi, hiçbir zaman kim olursa olsun ne yapmayacak? Lanet okunmayacak. Beşincisi, ne sözle ne de hal ve hareketle kimseye beddua etmeyecek. Ne sözle ne hal ve hareketle kimseye beddua etmeyecek. Olabilir imtihan, sıkıntı, sana zulmetmiş olabilirler kardeş. Sen beddua etme, onu sahibine havale et, Allah-u Teala'ya havale et. Altıncısı, kafir, müşrik veya münafık olsun, hiç kimsenin aleyhinde şahitlik yapmayacak. Yedincisi, ne içten ne de dıştan günaha asla kastetmeyecek. Ne içten ne de dıştan günaha asla kastetmeyecek. Organlarının her hepsini günahlardan muhafaza edecek. Sekizincisi, hiçbir kimseyi incitmeyecek. Allah-u Teala'nın kendisini bir yere getirmesini istiyor ya, makam mertebeye getirmesini istiyorsa, bir azimle bir azim edecek. Sonra da nefse muhalefet edip bu 8 tane, 10 tane şeye de dikkat edecek diyor. Sekizincisi neydi? Hiçbir kimseyi incitmeyecek. Dokuzuncusu, halktan tamamıyla ilgiyi kesip onlardan hiçbir şey bekleme, sahip oldukları hiçbir şeye göz dikme, her şeylerinden ümidini kesecek. Halkta olandan ne yapacak? İnsanlara bel bağlamayacak. Onuncusu, dünya ve ahiret itibariyle ulu ve yüce Allah'ın katında rütbe yüksekliği ve izzet mükemmelliği onun dilediğine bağlıdır. Yani kardeş, sen izzet istiyorsan dünyada da ahirette de izzeti verecek olan Allah-u Teala. Ne istiyorsan sen Allah-u Teala'dan iste. Çünkü seni aziz edecek, zelil edecek Allah-u Teala'dır. Ne istiyorsan sen ondan iste. Sen onun istediği gibi olursan o ne yapar seni? Muhakkak ki aziz eder yani.